Bütün vaktini internette acaba ne satabilirim diye geçiren yüzlerce insan tanıyorum. Buna emin olabilirsiniz. Bunlardan biri tabii ki de benim. Biz satıcılar olarak, e-ticaret satıcıları olarak internette sürekli araştırıyoruz. Onu satsam satabilir miyim? İşte şunu şuradan alsam, işte N11'e koysam satabilir miyim? Acaba bu ürün hepsi burada.com'da satar mı? Ya bunun gibi birçok soru hep kafamızda sürekli durmadan dolaşıyor. Çünkü bizim işimiz bu. Bu videoyu izliyorsanız da sizin işiniz de bu demektir. Ürün bulmak, ürün satmak, ürünleri listelemek, nerede satılacağını iyi bilmek. Bunun için de ne yapıyoruz? Giriyoruz internete, bakıyoruz N11'e. Şu satar mı? Bu kategori iyi mi? Bu kategoride ne kadar çok talep var? Bu kategorinin en çok satılan ürünleri hangisi? Sürekli uğraşıyoruz ve en sonunda tamam diyoruz, bu ürün satar. Alıyoruz ürünü toptancıdan ya da başka bir yerden, listeliyoruz. Bir bakıyoruz, beklediğimiz gibi olmuyor, satmıyor. Şimdi zarar ettik. Yani ürüne verdiğimiz para, boşa para vermiş olduk. O kadar uğraş, o kadar emek yine boşa gitmiş oldu. Ne yapmamız lazım? Bizim iyi analiz yapabiliyor olmamız lazım. Hangi ürün satıyor, hangi ürün satmıyor? Bunu çok iyi bilmek ve nokta atışı yapmak lazım. Ve hepsinden daha da önemlisi, vakitten tasarruf etmek lazım. Bizim için en büyük para, en büyük değer vakit. Biz vaktimizi ne kadar iyi kullanırsak o kadar çok başarılı oluruz ve o kadar çok para kazanırız. Şimdi örnek veriyorum, ekranda görüyorsunuz N11.com. Bu N11.com'a girdikten sonra birçok kişi bilir, yani N11'de ne satabilirim acaba diye düşünen birçok kişi bilir. Önce bir kategoriye gireriz. Kategorinin alt kategorisi, örnek veriyorum, fotoğraf ve kamera kategorisi diyelim ki. Ve tripod, monopod. Bu tamamen bir örnek. Bu kategoriye girdikten sonra hemen N11'de üstte akıllı sıralama kampanyalar diye bir filtreleme var, görüyorsunuz. Biz burada akıllı sıralamada yorum sayısı en yüksek olanları yukarıdan aşağıya doğru sıralıyoruz. Bakıyoruz, şunlar reklam, koyu renkli olanlar biliyorsunuz reklam. Bu reklamlara bakmıyoruz. En çok satan şuradaki bir tripod, 157 santimlik, işte iTech mağazasının sattığı bir tripod. 422 tane de yorumu var. Şimdi biz eğer tripod satmak istiyorsak deriz ki ya evet, iTech firması bu tripodu, şu özellikler olan tripodu bu şekilde bir listelemeyle satmaya başlamış, başarılı olmuş. Demek ki ben de benzeri bir ürünü listelersem, kendi markamı ya da başka bir yerden ucuza uyguna bulduğum bir markayı burada listelersem, biraz da reklam verirsem, yukarıya sponsorlu reklam olarak çıkarsam ben de bunun gibi satabilirim. Yani en azından bir başarı elde etmek için bir adım atmış olabilirim diye düşünüyor olabilirsiniz. Ve sizin gibi düşünen de birçok kişi zaten olduğunu görüyorsunuz. Bakın, bu zemin rengi hafiften sarı turuncu gibi olan zemin renkli olanlar bir sponsorlu reklam. Yani ben buna her tıkladığımda bu marka, bu firm, bu mağaza N11'e bir reklam parası ödüyor. Dolayısıyla bunun gibi düşünenler, yukarıda olurum, ben de aynı buradakiler gibi satarım diye düşünenler buralara reklam vermişler. Şimdi kim bu kişiler? Yani burada ürün satanlar kimler? Şimdi iki farklı satıcı türü var aslında. Birincisi kendi markasını satan. Yani Alibaba'da olsun ya da Türkiye'de olsun farklı toptancıları, imalatçıları bulmuş, kendi markasını üzerine yapıştırmış ve burada listelemiş, kendi markasını satmaya çalışan satıcılar. İkincisi ise bir marka olan bir ürünü, yani zaten piyasada bir talebi olan bir ürünü daha ucuza toptancısından bulmuş ve aynı ürünü burada satan satıcılar. Yani biri private label, biri de marka satıcıları. Şimdi private label satıcıları ile marka satıcılarına ayırmanın en kolay yolu esasında buradaki tripod ve monopodlarda olduğu gibi çok bilindik marka olmayan ürünlerdir. Yani örneğin bir cep telefonu kategorisine girdiğiniz zaman o cep telefonunun muhakkak bir marka ürünü olduğunu bilirsiniz. Yani orada bir private label ürün göremezsiniz. Ama bir cep telefonu kılıfı kategorisine girdiğimiz zaman o kategoride private label ürünler olabileceğini düşünebilirsiniz. Şimdi yolumuzu biliyoruz. Ne olduğunu biliyoruz. Private label ile bilindik markanın arasındaki farkı biliyoruz. Hangi kategorilerin private label olabileceğini, hangilerinin private label olmayabileceğini biliyoruz. Ve bu bildiğimiz yolda da giriyoruz, kategorileri araştırıyoruz. Bu şekilde vakit geçirdikten sonraki özellikle benim önerim nedir? Mesela örneğin şu liste. Ben bu listeyi açtım, bakıyorum, bu çok satan bir ürün, çok talep görmüş bir ürün ve sol altta da bakın son 24 saatte 5 kişi bu ürüne baktı diyor. Fena değil, iyi de yorum almış. Ne yaparım? Yorumları okurum.
Önce olumsuz yorumları dizerim şöyle karşıma. Bakın hemen bir yıldız diyor. 32 tane bir yıldız. Dayanıklı değil. İşte çabuk kırıldı. Rezalet demiş, zaman kaybı demiş, aşırı küçük demiş, beklentiyi karşılamıyor. Şimdi ben N11'de benzeri bir private label ürünü satacaksam, kendi markamı satacaksam ne yaparım? Aşırı küçük diyenlere özel olarak bu ürünün boyutunu gösteren bir şema koyarım. Nedir? Örnek veriyorum, bir insan yer alır burada, ayakta duran bir insan. Tripod tamamen açıkken insanın boyunda yanına yazarım işte 1.70 boyunda bir insan. Tripod da atıyorum tam boğaz hizasına geliyordur. Tripodun boyu da 1.55'tir. Ne olur kişiler bunu almak isteyen kişiler buradaki 157 santim yazısıyla yetinmezler. Boyutunu da 1.70'lik normal ortalama bir insan boyutuna göre ne kadar yükseklikte olduğunu görmüş olurlar. Dayanıksız çabuk kırılıyor diyorlar. O zaman biraz daha kaliteli yaparım. Ürün başlığına kırılmayan özel yapı derim ve buraya mutlaka bir not düşerim. Dolayısıyla bu ürünü daha iyi bir ürünle geliştirip görsellerle ve başlıklarla ve alt başlıklarla destekleyerek burada listeler ve sponsorlu reklam olarak koyarım. Şimdi peki ben bununla bu kadar evet uğraşmam gerekiyor mu? Tabii ki gerekiyor. Yani sonuçta ben private label yapıyorsam, kendi markamı eğer N11'de ya da farklı bir e-ticaret platformunda satmak istiyorsam tabii ki bu uğraşları vermem gerekiyor. Keza benim Amazon videolarımı izleyenler bilirler. Amazon'da da aynı uğraşları veriyoruz. Amazon'da da bu kadar titiz ve özenli çalışıyoruz. Türkiye piyasasında bu kadar titiz çalışmamızın Amazon'dan arta kalır bir farkı yok. Peki şimdi hemen dönüyorum. Nesatılır.com. Biliyorsunuz ilk bölümünü geçtiğimiz gün çekmiştim. Bu da ikinci bölümü oluyor Nesatılır.com'un aslında. Ve Nesatılır.com'un ilk tool'u, ilk aracı ürün araştırma aracı. Şimdi ben ürün araştırma aracında bakın burada ikonlar çıkıyor. N11'in logosu, hepsi buradanın logosu ve gitti gidiyorum logosu. Ben şu an N11 ile ilgileniyorum ve N11'e tıklıyorum. Burada ürün araştırmanın üzerine geldim. N11 ikonuna tıkladım. Şimdi burada bana kelime girişi yap diyor. Kategori seç diyor veya işte ürün fiyatı, minimum satış, maksimum satış, minimum ciro, maksimum ciro, minimum görüntülenme, maksimum görüntülenme gibi sayıları bana girebilirsin diyor. Tabii ki buradaki filtrelemelere dayanarak eğer ne satacağımı bilmiyorsam ben, örnek veriyorum tripod satmaya karar vermediysem, henüz yolun en başındaysam, yani bir ürün dahi aklımda yoksa, o zaman buradaki tool'ları kullanarak, bu özelleştirmeleri yaparak ara derim ve ne satacağıma karar veririm. Diyelim ki ne satacağımı biliyorum. Tripod. Yani şu an tripod'dan başladığımız için tripod'dan devam ediyorum. Ve buraya bir kelime girişi yapayım. Tripod yazıyorum. Ve ara diyorum. Şimdi nesatılır.com'daki ürün araştırma yazılımı tripod anahtar kelimesiyle N11'deki bütün ürünleri listeleyecek ve aşağı alt tarafa bunları yerleştirecek. Ben burada ürünün ne kadar görüntülendiğini, ne kadar satış yaptığını, yani bir ayda ne kadar sattığını, tahmini cirosunu, yorum sayılarını, puanını ve diğer her şeyi görebileceğim. Tek bir ekranda görebileceğim. Bu da çok güzel bir istatistik esasında. Şimdi burada ne kadar ürün verdi? Şöyle aşağıya iniyorum. Ne kadar ürün buldu? Sayfalarca, 9 sayfaya aşkın ürün buldu. Şimdi ben yine ne demiştim? Vakit benim için çok önemli. Benim hemen bunları Excel'e aktarmam lazım. Bakın burada bir Excel'e aktar butonu var. Buna basıyorum ve Excel'e aktarıyorum dosyalarımı. Evet, şu an Excel'e aktardım. Ve ne yapıyorum? Buradaki hemen başlıkları şöyle mouse'umla seçiyorum. Seçtikten sonra burada veri bölümüne geliyorum ve buradaki Excel'deki filtreye basıyorum. Bunu neden yaptım? Şimdi anlayacaksınız. Sıralamaları doğru yapabilmek için aslında. Filtrelemek için. Şimdi benim neye ihtiyacım var? En çok görüntülenen ürünü görmem lazım. Ne yapacağım? Burada görüntülenme bölümündeki yanındaki oka tıklayacağım. Hatta ekranda iyi görebilmeniz için şurayı biraz büyüteceğim. Evet, görüntülenmenin yanındaki oka tıklayacağım. Burada ben azalanı seçeceğim. Yani yukarıdan aşağı doğru listelemesini isteyeceğim. Kapattım ve en çok görüntülenen ürünü gördüm. 13.705 tane görüntülenme alıyormuş her ayda. Şimdi tahmini satış 274. Yani şu ürünü bakın ilk satırdaki şu ürün linki de var burada. Hatta şunu da kopyalayalım ürün linkini. Şu ürünü satan satıcının mağazasını, daha doğrusu bu ürünün listesini 13.705 kişi görüntülüyor ve 274 kişi de satın alıyor. Tahmini cirosu da 7.119 TL aylık ve 251 tane yorum almış. 4 yıldızlı puanı var. Şimdi ben ne yapacağım? Bu mağazaya giriş yapacağım.
bakacağım bu ürün nasıl bir ürün. Önce bir ürünü inceleyeceğim. Çünkü ben de benzer bir ürünü satmak istiyorum. Dolayısıyla bu yoldan ilerlememde bir mahsur yok. Şuraya adresi yapıştırdım ve ürünü içine giriyorum. Evet, bakın bu ürün en çok görüntülenen ürün. Şimdi benim için önemli olan ne? Birincisi en çok görüntülenmesi, ikincisi de yüksek satış alıyor olması. Yani bu ürünü görüntülenmesine sebep olan şey nedir onu anlamaya çalışacağım. Çünkü ben de aynı ürünü yaptırmak istiyorum. Şimdi stand hediye demiş, bakın. Burada bir telefon standı veriyor, tripod veriyor, çantasını veriyor ve cep telefonlarını, bakın şuradaki aparat o işe yarıyor, cep telefonlarını tripoda sabitlemeye yarayan bir aparat veriyor. Şimdi bu üçlü set bir YouTuber seti aslında baktığınız zaman, ki buraya da YouTuber diye yazmış. Bunun, bu ürünün listelenmesini yükselten sebeplerden birisi de bu ürünlerin bir arada bundle şekilde verilmesi. İkinci sebep YouTuber seti olması ve üçüncüsü bana göre en önemlisi de hatta fiyatı. 25 lira 98 kuruş ve yorum sayısı, yorumu da yüksek. Şimdi burada tabii ki birçok seçenekler koymuş. Burada renklerini koymuş. Satıcı satışını yapıyor. Gayet de detaylı bir listeleme yapmış. Güzel bir listeleme yapmış. Tüm özelliklerini yazmış. Burada ben yine ne yapıyorum? Yorumlara bakıyorum. Olumsuz yorumlar nedir? Ben çünkü aynısını satmak istiyorum. Diyelim ki aynısını satmaya karar verdim. Benzer bir bundle yapacağım. Benzer bir paket yapacağım. Hemen yorumlara giderim. Olumsuz yorumları alırım. Kendime iyileştirme yaparak benzeri bir liste oluştururum. Ve tripod kelimesinde, tripod anahtar kelimesinde N11'e reklam verir. Ve ürünümün bu ürünün üzerine çıkması için sponsorlu bir gösterim alırım. Zaman içerisinde satış yaptıkça, yorumlarım arttıkça artık reklam vermeme de gerek kalmaz. Organik olarak bu ürünün yerine geçmiş olurum ve ben de bu ürün gibi yüksek satış yapmaya başlarım. Yani 7000 liralık bir ciroya ulaşmış olurum. Hedefim bu olur. Dolayısıyla az önce videonun başında manuel olarak N11'e girdik, biz ürün araştırması yaptık ya. Buradaki manuel süreci aslında nesatılır.com bizi daraltıyor, biraz daha bizi hızlandırıyor bu konuda. Direkt anahtar kelime girişini yaptım, arattırdım. İster Excel aktarırım, ister buradan bakarım, hiç fark etmez. Aradığım şeyi buldum ve ondan sonra nasıl satacağımı da karar verdim. Kendime bir strateji yaptım ve bu strateji doğrultusunda da satışıma başlayabilirim. Bu şekilde diğer ürünleri de incelersiniz. Burada görüntülenme sayılarını tıpkı Excel'de benim yaptığım gibi, hani Excel'i sevmeyen insanlar buradan da yapabilir. Görüntülenme sayısını azalan, artan, artan, azalan şekilde burada listeleyebilir, farklılaştırabilirler. Gayet de burası kullanışlı. Şimdi ben diyeyim ki bu ürünü beğendim. Ne yapacağım? Ürün takibine ekle diyebilirim. Ürünü takip etmeye başlarım. Ürün başarıyla eklendi diyor bakın. Ürün takip etmeye başlarım ürünü sürekli. Yani benim takibim nedir? İşte ürün ayda ne kadar satacak? Her gün ne kadar satıyor? İşte günlük değişimleri nedir? Ürünün stoğunu takip edebilirim. Yani buradaki nesatılır.com'daki birçok tool'u buradaki takip butonunun sayesinde kullanabilirim. Ve buradaki bakın butona basınca da zaten direkt listeye gidebiliyorum. Gayet de kolay bir şekilde ulaşılabiliyor. Daha sonra buradaki net hesaplama bölümüne tıklayarak benim ürünü kaça satacağım, ne kadara mal edeceğim. İşte örnek veriyorum, ben ürünü 8.66'ya aldıysam ya da ne bileyim belki 10 liraya alıyorumdur. 10 liraya alıyorsam hesapla dediğimiz zaman benim kar oranımın %69 olduğu, yani 6 lira 92 kuruş olduğunu görebilirim ki buna N11 komisyonu, pazarlama gideri, KDV, ürünün fiyatı, işte kargo ücreti, KDV oranları ve N11'in komisyon oranları dahil. Ne olur? Aylık ben bu üründen burada yazan sayı kadar satıyorsam da 1896 TL kar ederim 10 liraya mal ettiğim ürünü. Dolayısıyla benim buradaki pazarlama hedeflerimde muhakkak buradaki net hesaplama üzerinden yaptığım hesaba göre hesapladığım zaman 7000 TL'lik ciroya 1000 TL karlık gibi düşünebilirim. Ve diğer ürünleri de bu şekilde inceleyebilirsiniz. Genel olarak ürün araştırma tool'unun kullanımı bu şekilde. Ben şu an size N11 üzerinden gösterdim. Tabii ki hepsiburada.com'a girdiğiniz zaman da benzer birebir yapı var aslında. Hemen onu da anlatayım. Örnek veriyorum, spor and outdoor kategorisine girdim. Mesela burada diyelim ki outdoor kol saatleri, rastgele kategoriye girelim. Şimdi buraya girdikten sonra hemen tepede çok satanlar diye bir buton var zaten. Bu çok satanlara bastığımız zaman çok satandan az satana doğru saatleri sıralıyor. Tabii outdoor kategorisi biraz zayıf bir kategoriymiş N11'de. O yüzden hepsi burada da pek iyi bir örnek olmadı. Burada biraz daha çok satan bir kategori. Örneğin ana kucağına girelim.
çok satanlar diyelim. Evet. Ana kucağı kategorisinde en çok satan ürünler bunlar. Şimdi aynı mantık, yani N11'de yürüttüğünüz aynı mantığı burada yürütürsünüz. Aynı şekilde ana kucağı satacaksanız eğer buradaki tuğla, nesatılır.com'daki tuğla dersiniz ki, tabi burada N11 değil, hepsi buradayı seçmeniz lazım bu durumda. Buraya ana kucağı yazarsınız. Ana kucağı yazdıktan sonra ana kucağını aratırsınız ve analizinizi hepsi burada.com için yapabilirsiniz. Dolayısıyla her marketplace'te bu araştırmaları bu şekilde yapıp hız kazanabilirsiniz. Tek tek onların web sayfasına girmenize gerek yok. Gitti Gidiyor'a da aynı mantık var. Gitti Gidiyor'a girdim. Herhangi bir kategoride baktığım zaman, ki Gitti Gidiyor'da bu arada şey yok. İşte çok satandan az satana göre listeleme gibi bir seçenek yok. O yüzden ne yapıyoruz? İlk gördüğümüz sayfa zaten Gitti Gidiyor'un öne çıkarttığı ürünler. Yani çok satan ürünler olduğu için bu konuda onlara güveniyoruz. Buradan tek tek bakıyoruz. Tabi burada dediğim gibi nesatılır.com'un bize kazandırdığı bir vakit var. Gerçekten de o yüzden nesatılır.com'un bu tool'unu, ürün araştırma tool'unu bu bahsettiğim mantıkla kullanırsanız eğer başarılı bir kullanım yapmış olursunuz ve güzel ürünler bulabilirsiniz. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.